Şimdi videolar çekiyorum. Bunları ben arşiv olsun diye çekiyorum. Bilmiyorum. Aslında yıllardan beri zamanım vardı bu videoları çekmeye. Hiç içimden gelmedi. Yani Türkçe, Türklere hitap eden işte video çekmek. Çünkü bunlar benim anlattıklarım hep basit şeyler. İşin içerisinde böyle avanta çıkar olmadığı için, sansasyonel bir şey olmadığı için insanların ilgisini çekmez. Bunun ben bilinci içerisindeyim. Muhakkak izlenmesini istenilen bir şey sansasyonel olması lazım. İşte başlığı yani ona göre açacaksın ki başlık etkilesin veya içinden ben bir şeyler söyleyeyim. Yani etkileyecek bir şeyler söyleyeyim. İlgisini çeksin karşı tarafın. Ondan sonra ben bunları yapabilirim. Benim elimde bunları yapacak döküman var yani. Ondan sonra ama ben bu tip insanların gelip de burada benim videolarımı kirletmesini, not yazmasını istemiyorum. Yani şey olarak abuk subuk benden bilgi istemelerini istemiyorum. Bana düzgün muhatap olabileceğim düzgün insanlarla. Onlar seyretsinler. Seyrederlerse, seyretmezler. Yani ilgisi olan izler. Benim öyle buradan para kazanmaktı işte millet beni tanısın da bilmem ne öyle şeylerim sadece ben arşiv oluşturuyorum kendi kendime tahmin ediyorum gerçi her gün dua ediyorum da Allah'ım yeter benim yaşadığım daha fazlasını istemiyorum diye her Allah'ın günü yani yapabilecek bir şey kalmadı dünyada benim için. Babam 65 yaşında, aynı benim kilomdaydı. 65 yaşında vefat etti. Benim de 3 yıl var. İki teyzem vefat ettiğinde karınları şişti. Dikkat ettim. Benim de şiş. Herhalde zaman geliyor benim için de. Yani bekliyorum şey olarak. Çünkü bu insanların ikiyüzlülüğü benim burada hiç muhatap olabileceğim, sohbet edebileceğim hiç insan yok. Hiç sıfır. Yani şöyle tanıdığım çok insan var. Mesela benim genelde bar çevresinden tanıdığım binlerce kişi vardı. Yabancı hepsi. Ondan sonra onlarla zaten temas halindeyim de ama şeylere gitmiyorum yani. Partilerde bilmem ne. Çünkü daha önceki görüntümle şimdiki görüntüm çok farklı. Daha önce dans ettiğim için daha farklıydı. Bu göbek falan yoktu. Şimdi yaşım verdiği etkiyle kilo aldım. Şeyler, barlar zevk vermiyor artık. Barda oturmak, müzik dinlemek yani eski zevki vermiyor. Onun için hep kaçtım yani. Kaçınca da tabii muhatap olacak insan kalmadı. Genelde Latin dünyasından. Tabii gene karşılaşıyoruz
orada burada da işte yarım saat, bir saat sohbet ediyoruz. O kadar yani, daha fazlası değil. Türk olarak hiç yani muhatap olunabilecek insan yok. Çıkar. Hepsi çıkarla ilgili. Ben de nefret ediyorum. Yani çıkar olayından nefret ediyorum. Türkiye'nin durumuna üzülüyorum. Yani ülke olarak o güzellikler olarak güzel Türkiye için çok üzülüyorum. İşte belirli yerlerine gittim. Benim bıraktığım Türkiye ile alakası yok. Alakası yok yani. İstila edilmiş vaziyette, talan edilmiş vaziyette. Onun için ona üzülüyorum. Yani Türkiye için çok üzülüyorum. İnsanlara üzülmüyorum. Üzülmüyorum. Çünkü o insanlar Türkiye'yi hak etmiyorlar. Türkiye, onların hak ettiği yer Avrupa. Türkiye'de yaşayanların hak ettiği yer Avrupa'da yaşamaları gerekiyor. Avrupa'dakilerin de yaşayanların da Türkiye'de yaşamaları gerekiyor. Yani doğanın kıymetini bilen, tarihin kıymetini bilen, denizin, gölün, akarsuyun kıymetini bilen insanların yani kıymetini bilen insanların oralarda, güzel yerlerde, kıymet bilmeyen insanların da güneşin olmadığı, doğmadığı, havanın puslu olduğu, sürekli yağmur yağan yerlerde yaşamaları gerekiyor. Bu haksızlık tabii. Bu kıymet bilmeyen insanların bu güzel yerlerde yaşayıp talan edilmesine göz yumulması, ben kahroluyorum yani. Bu beni çok üzüyor. Yani onun için her gün diyorum yeter Allah'ım yani. Yapacak bir şey yok. Yani benim yapabileceğim bu dünyada yaşadık hepsini. Güzel günleri, çirkin günleri, yani sıkıntılı günleri yaşadık. Yaşanması gerekiyormuş. Herhalde diyorum Allah bana çektiriyor bu videoları. Yolun sonuna gelmişken. Yani bu işte şimdi bende uyku apnesi var. Uyku apnesi de sürekli olarak insanı uykulu tutuyor. Yani normalde ben 6-7 saat uyuyorum. İçkili uyuyorum tabii. Yani yoksa uyku parçalı parçalı oluyor. Onun için de düzenli olarak her akşam içki içerek uyuyorum. Uyuyorum yani. Çünkü uyku ilacı beni kesmiyor. Herhangi bir sorunum yok. Yani herhangi bir huzurum var. Çünkü bende aile yok. Arkamda insan yok. Yani anne yok, baba yok, çocuk yok, hanım yok, hiçbir şey yok. Yalnızım. Yalnız olduğum için huzurluyum. O açıdan sıkıntım yok. Yani hiçbir derdim, tasam, şuyum, buyum yok. Yani insanlarla muhatap olmayışım beni üzmüyor. Hep yalnızdım zaten. İstediğim zaman eğlenmeye giderim, eğlenirim. Onda sıkıntı yok. Gün içerisinde uykudan kalktığım zaman kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Sonra bir saat sonra gene böyle bir uykulu durum oluyor. Gidiyorum, yatıyorum. Uyuyamıyorum tabii. Aklıma bir ton şey geliyor. İşte zaman tabii zaman zaman işimi takip ediyorum, benim işim, ama organize işi benim işim. Yani fizik olarak çalışmadığım için telefon geliyor. Gidiyorum, görüşüyorum. Onu işi alıyorum, organize ediyorum. Ve günü geldiği zaman da işimi takip ediyorum. O konuda sıkıntı yok. Ama onun haricinde kalan süre içerisinde de zamanım yatakla kompütür arasında geçiyor. İşte bu benim uykulu halim. Uykum varmış gibi durum oluyor genellikle. Böyle bir şey yok. Hani
İnsan kalkınca böyle şey olur ya, dipdiri bir zihin olur. Bende o olmuyor. Ondan sonra çekiyorum ben videoyu. Ondan sonra sevmiyorum. Ben gülerek, hep böyle benim yaşamım gülerekti. Hayatım öyle geçti. Neşeli vaziyette geçti. Bakıyorum videoyu seyrediyorum. Videoda gerginlik var. Ben gergin olsun diye video çekmiyorum ki. Ben gırgır olsun diye çekiyorum. Yani videoyu yayınlamıyorum tabii onları. Bazen farkında olmadan şeye geriliyorum. İşte o uykulu halim beni mutlu olmaktan uzaklaştırıyor. Yani hiç gereği yokken gergin bir durum yüz çıkıyor karşıma. Onu da sevmiyorum. Yani epey video çekiyorum, yayınlamıyorum. Çekiyorum, yayınlamıyorum. Ondan sonra sevmiyorum çünkü. Bazen kelime hataları yapıyorum. Garson diyeceğime şoför diyorum. Nereden icap ediyorsa. Dün çekmiştim bir videoyu. Bu Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay üyeleri suç duyurusunda bulundu. Ben ona Sayıştay demişim. O kadar uğraştım videoyu çektiğime. Hata tabii. Sayıştay'ın alakası yok konuyla. Yargıtay tuttu. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu da saçma sapan bir şey. Olmaması gereken bir şey. Ondan sonra tabii videoyu iptal ettim. O kadar uğraştığım şeyi. Böyle şeyler olabiliyor. Yani tamamen zihnim şey olmadı, sağlam olmadığı zaman istiyorum da hani bir iki bir şey daha koyayım arşive diye. Yani böyle bir içimde dökeyim dedim. Düşüncelerimi dökeyim dedim. Ben biraz cinsim. Hep doğruyu, yani neticede zarar görsem de, ilişkiler zedelense de ben doğruyu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Doğru bir tane çünkü. Söylüyorum. Rahatsız oluyor tabii karşı taraf. Karşı taraf dediğim genelde benim tanıdığım insanlar oluyor. Ondan sonra doğru söylemem gerekiyor. Birisinin söylemesi gerekiyor. Ben fark ediyorum. Gözünün içine baktığım zaman veya davranışlarından böyle karşımdakinin yüzünün gerildiğini, sinirlendiğini görüyorum. Yani benim o insanı bir daha görmem gerekmiyor. Yani rahatsız oluyorsa gerçekten görmem gerekmiyor. Yani bir daha karşılaşmamız gerekmiyor. Bir daha oturmamız gerekmiyor. Onun için benim de felsefem, yani olmasın, olup da karşımdakinin bana bir artı bir şey katıyor mu, artı bir değer katıyor mu düşünüyorum. Yok. Olmaması da bana bir eksiklik, benim durumumda bir eksiklik yaratmıyor. Gerek yok o zaman yani. Teması kesiyorum. Çok kolay yani. Yaşamımı ben bunun üzerine kurdum. Olmasa da oluyor. Madem gerçeği duymak istemiyor. Bundan dolayı da böyle bir şey yapayım dedim. Böyle bir koyayım dedim. Bilmiyorum daha kaç tane çekeriz. Ondan sonra tabii benim genellikle saçma sapan oluyor benim videolar. Ondan sonra şey olmuyor, böyle sansasyonel, işte gitti geliyor bilmem ne, yalamalık olmuyor. İşte bana destek verin bilmem ne, istemem kimsenin desteğini bilmem neyini, zartını zurtunu. Sadece insani duyguları, yani izleyen olursa sadece insani duyguları taşıyanlar, insan olanlar seyretsin yeter yani. Yalancı, dolancı, şerefsiz, namussuz seyretmesin benim videoları. İnsani değerleri taşıyanlar, hala vicdanı olan,
ahlaklı, dürüst insanlar seyretsinler, izlesinler. Yeter bana. Senin desteğini, beğenisine ihtiyacım yok benim. Bunları söyleyeyim dedim.